Her ayın onu birçok kurum tarafından, kişi tarafından katliamı anma günü olarak kutlanıyor, biliyoruz. Red Fotoğraf olarak biz de mitinge gitmiştik. Red Fotoğraf grubundan arkadaşlarla. Orada bu görüntülere şahit olduk. Yıllar geçiyor. Bütün katliamlar gibi, daha öncekiler gibi bu katliamda unutuluyor. Bugün burada herhalde saymaya kalksam 30 kişi var mıyız? Yokuzdur. Bir bellek sergisi olarak başlatalım istedik. Çünkü katliamı yaşayanlar, fotoğraf, yazı veya sesle kaydedenler bunları kısmen paylaşıyorlar. Her geçen yıl zaman süresince daha yeniler ortaya çıkıyor. Buna paralel olarak mahkemeler sürüyordu. Nihayetinde neticelendi. En son mahkemenin fotoğraflarını burada görüyorsunuz. Son mahkemeden izler burada taşınıyor. Peki bitti mi bu dava? Bitmedi. En azından bizlerin açısından bitmedi. Bellek nedir? Bellek unutmamaktır. İnsan belleği zamanla ilişkili. Zaman geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Dersim katliamından bugüne böyle bir yaşadığımız katliamları göz önüne getirdiğimizde hiçbirinin suçluları, planlayıcıları vesaire cezalandırılamadı. Bizler Ankara katliamı da öyle olsun istemiyoruz. Ankara katliamının planlayıcıları, suçluları, bu işte dahli olan kim varsa, devlet görevlileri, bunlar açıklansın, cezalandırılsın istiyoruz. Bütün mahkeme süreci bunun üzerine kuruluydu. Fakat ceza aldığı söylenen birkaç tane piyonun dışında hiçbir yere ulaşılamadı. Amacımız insanlara acılar hatırlatmak değil, belleklerini yoklatmak. Peki neden 103 kişinin öldüğü bir katliam sonuçlandırılamaz? Bu gidişle sonuçlandırılamayacak da. Bizler hafızaları taze tutacağız. Bugün değilse yarın bu sorumlular cezalandırılacak. Ta ki o zamana kadar bu sergiler açılacak, bu belgeseller gösterilecek, yeni kanıtlar ortaya çıktıkça bunlar eklenecek. O gün yaşadıklarımızı nasıl anlatabiliriz bilemiyorum. Çünkü maalesef ki hiçbir kelime anlatmaya, tarif etmeye yetmiyor. Biz sıradan bir şey yaşamadık. O gün hepimiz oraya gelenler, birlik içerisinde, beraberlik, kardeşlik ve barış içinde yaşama idealimiz, mücadelemiz, sevdamız için oradaydık. Fakat biz barış derken kendimizi bir savaşın içinde bulduk o gün orada. Kanlı bir cehennem, kanlı bir savaş. Çok kötüydü doğal olarak her şey. Yer gök kırmızı kandı, simsiyah duman. Yani o et kokusunu hala unutamam. Yanmış insan etinin kokusunu. Yani insanlığa sığmayan her şey oradaydı. Ve biz onu yaşıyorduk. Ve biz alanda yerdeyken daha sonra bize polis müdahale etti. Neyimize müdahale ettiyse hala anlamış değiliz. Ve ben ısrarla yanımdaki insanlara beni bırakın ve kaçın dedim. Ama hiç kimse kıpırdayamadı yerinden. Yani bizim için çok şey değildi. Hani en azından benim için hani ama orada asıl olan şuydu ki biber gazı atıldığında sağlıkçı arkadaşlar müdahale edemediler. Ettikleri müdahaleyi ya yarım bırakmak zorunda kaldılar ya da tamamlayamadılar. Ve bu da maalesef bizim kayıplarımızı çok arttırdı.
kayıplarımızı ve ağır yaralılarımızın sayısını arttırdı. O biber gazıyla müdahale olmasaydı ben eminim ki o alandan daha az kayıp ve daha az yarayla çıkabilirdik. Ama buna bile müsaade etmediler. 103 sıradan bir sayı değil, bir can. Hayaller, umutlar, yaşam, aileler sadece 103 sayıdan ibaret değil. Bir dünya o 103 sayısı bizim için. Onun için yani benim şu andaki sağlık durumum ya da sonrası çok bir önem atfetmiyor şahsen kendi adıma. Keşke o yaralandığımız alandan ya hep beraber çıkısaydık ya hiçbirimiz çıkamasaydık. Ben ilk günden beri yüzleşiyorum zaten, hani saklanmadım. Yani hep izledim haberleri takip ettim. Gazetelerden takip etmeye çalıştım hastane sürecinde. Tabii ki bu fotoğraflar bizim öfkemizi de, hıncımızı da, isyanımızı da biliyor. Yani inanın 4 yıl geçti. Bizim acımız, öfkemiz, hıncımız o ilk andaki gibi sıcacık ve taze. Bizi eğer şu anda bizi böyle görebiliyorsanız, hani eğer ayaktaysak, var görünüyorsak şayet, asıl sorumluların hesabını verdiği günü görmek içindir. Ve biz hesap soracağız. Asıl sorumlular yargılanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Aslında anmalarda her sene öyle bir durum söz konusu oluyor. İlk başlarda sadece kayıpların, hani ailelerimizin soy ismi uyarak bir lise muhabbeti döner Ankara'da. İstanbul'da nasıl oluyor bilmiyorum ama ve aileleri alana alınmadılar, sonra alana alındılar, biber gazıyla tekrar müdahale ettiler. Geçen yıl ve bu yıl sorunsuz Ankara'da yaşandı ama bu sene de İstanbul'da müdahale oldu, onu biliyoruz. Bunu tabii ki kabul etmiyoruz. Yani o insanlar kendi canlarını yitirdiler ve o alana girmek zorundalar. Bunun önüne hiçbir güç çıkamaz ve duramaz. Davamız şu anda 36 sanık hakkında yürüyen bir ağır ceza dosyamız vardı. Bunun üzerine 19 tutuklu sanığın ya çeşitli aşamalarda cezalara verilerek o dosyamız kapandı. Fakat 19 kişiden gayri kalan 16 firari sanık var. Yani nasıl firari olunduğu da bilinmiyor. Yani yakalandı da mı kaçtı? Yani firari adlandırılması bile bizim için trajikomik ve ciddi bir ironi. Bu firari sanıkların yargılandığı ikinci bir dosyamız görülüyor. Duruşması görülüyor. Gene 4. ağır cezada Ankara'da. 21 Kasım'da davamızın 3. oturumu olacak. Bu ikinci dosyanın 3. oturumu. Herkese davamızın takipçisi olmaya yeniden davet ediyoruz. Bütün STK'ları, kitle toplum örgütlerini, siyasi partileri, bireysel anlamda bu Ankara katliamı ve diğer katliamları kabullenemeyen, özümsemeyen duyarlı insanlarımızı, herkesi takipçisi olmaya davet ediyoruz. Mehmet üstüme yattı, ağzımı kapatmak için. Gamze işte fularını bağlamıştı. Mehmet işte ikimize sarıldı. Ondan sonra işte biber gazı attıktan sonra Mehmet doğrulurken. Ama hemen benim. Burada şu taraf burası. Bütün ülkeye hedef alan bir saldırı olduğunu gözler önüne çekiyor.